Evet biraz önce söylediğim gibi faydalı ama az bilinen bir sanat dalını konuşacağız. Profesör Doktor Hasip Pektaş ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Ex Libris bu e, bilmediğimiz az bilinen sanat dalının e, ismi. Şimdi e, hemen size e, soracağım bir kere sizi e, biraz tanıtmak istiyorum burada e, izleyicilerimize. Siz resim resim bölümünde okudunuz. Grafik mi? bölümü mezunuyum. Graf Gazi Eğitim Grafik bölümü mezunuyum. Grafik, e, evet. Resim diye yazmışlar. Renk, grafik ya e, evet. tabii e, o Gazi Eğitim Enstitüsü Şimdi Resim Bölümü. Resim, bölüm. resim öğretmeni yetiştiren bir kurum olduğu için. Ama daha sonra daha grafik <laughs> alanında yetiştirdim kendimi. Hacettepe Üniversitesi evet. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde grafik okuyorsunuz. Grafik hocalığı yaptım. Dekanlığını Hı -hı. yaptım. Şimdi Üsküdar Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nde Çizgi Film Animasyon Bölümü hocasıyım. Evet çok güzel. Evet. Şimdi evet hoş geldiniz. Şimdi bu Ex Libris'i eee Yaymaya çalışıyorsunuz, evet. tanıtmaya çalışıyorsunuz. Evet, evet. 90'lı yıllardan bir evet, yana. Evet, çok güzel. Şimdi bu, önce neyle bağışlayayım? Bu kitabı göstereyim önce evet, ben. Evet, lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle yayından önce kitap tanıtımlarını evet. yaparken hoşuma gitti. Evet, şöyle Hı. Ex Libris, hangi şeyden? İstanbul Ex Libris Derneği. Yayın olarak da. Dördüncü olarak... baskısını yaptı. Evet, dördüncü baskısını yapmış. Dernek ve burada Dernekler sitesinden edinilebilir. Evet. Şimdi burada e, bu Libris'in ne olduğu, girişi nedir, tarihi gelişimi, Türkiye'de Ex Libris. mesela hemen açtım, bir iki şey göstereyim buradan. Bu ah, evet. bir resim e, türü. Aslında e, yaratıcı yaratım sürecine baktığımızda resim da, sanatının bütün özelliklerini karı, taşıyor. Evet. Ama işlevse yanına baktığımızda bir grafik tasarımı. Evet. Tasarım o yüzden görüyor. faydalı dedik, evet. evet. Şimdi bir ihtiyaçtan doğuyor bildiğim kadarıyla. Evet. Evet, sizden alalım. Ex Libris nedir? Nedir? Evet, eksi biris kitapların, e, kitap sahiplerinin kitaplarının iş kapağını yapıştırdıkları bir mülkiyet işareti. E, kitap sahibini betimleyen, kitap sahibinin e, ilgisini çeken resim içeren ve adını içeren bir tür e, etiket. E, kitap sahibini e, yücelten e, ama kitabı ödünç verdiği kişilere de sahibini ne? hatırlatan bir e, belge. Şöyle ki, bir bu, kitap, bir belge. Evet, bu kitap, evet, bu e, kitap bana ait bir kitap. E, i̇ç Sen kapağına e, adımı taşıyan bir eksibliz yapıştırdığım zaman, evet. eksibliz haspektaş yazan, bu eksibrisi yapıştırdığım zaman, bu kitap haspektaş aittir. Almayın çalmayın lütfen. Şu getirin. yani özgün bir e, eser şey olmak eser. Evet. Bu eser olmak durumunda. durumunda yoksa mesela. Özgün olmak durumunda beyaz kopya bir etiketi bu kitap e, aslınındır diye yazsak da mülkiyet işareti Olur. olmuş oluyor. tabii ki bir kitap aldığımızda evet. ne yapıyoruz? Adımızı evet. yazıyoruz. Ama bu bir ihtiyaçtan Kaybolması. doğmuş. E, tarihine baktığımızda 1450'lere dayanıyor. E, tarihi çok eski. Dönemin devlet ve din adamlarına elle yazılmış tek kopya kitapları verirken içerisine böyle bir etiket Kimin yapıştıralım oldu? ki hmm. ona ait olduğu belli olsun diye. Hmm. 1450'lerde Orta Avrupa'da başlamış bir sanat dalı. Ama matbaayla birlikte kitaplar çoğalınca e, zengin sınıfta e, kitap e, sahibi olup e, ve onlar da eksibris yaptırmaya başlamışlar. Tabii o zamanlar tek nüsa var. Tabii. O da kime ait olduğu belli olsun diye ihtiyaçtan doğmuş. Evet. Ama günümüze kadar gelindiğinde artık e, bu bir... E, sanat alanı olarak bir tasarım alanı olaraktan burada da, Buradan, e, da geliyor, Evet bir Rus güzel sanatçının e, Bobruşov'un benim adıma yaptığı arkada da İstanbul silüeti var hmm. dikkat ederseniz yaptığı ve ödül alan bir e, gravür. Bunlar gravür oluyor herhalde e, çünkü baskı burada baskı tekniklerinin aha, farklı. Hepsi çoğaltılabiliyor. Ha öyle Çoğaltılacak mi? Çoğaltılacak ki. Çünkü burada mesela 37'ye 50 var yani 50 tane, 50 tane yapılmış. yapılmış. Bu 37. 37. Demek. Evet. O bir o bir linolyum baskı. Hmm. Bir, çok... baskı. Ama bir baskı, bütün baskı Ama bir sanatçı teknikleri. bunu yapacak, bu tasarım tasarlayacak, tasarlayacak. E, Sizin sipariş için. verene ha. gösterecek. Eğer Hı -hı. kabul görürse çoğaltacak. Hı -hı. Zaten bu e, beğenirsem, beğenirsem tabii. Hı. Sizin ilginiz, şimdi siz deseniz ki aslında bana bir bir yapın, benim ilk sorum şu olur, sizi tanımam lazım. Hı -hı. Niye ilgi duyuyorsunuz, niye meraklısınız? Hı -hı. Öyle yap, yaptığım Hı -hı. şeyi beğenmeniz Hı -hı. gerekir ki kitabınıza yapıştırasınız. Hı -hı. Sizi tanıdıktan sonra taslaklar yapıyorum. Ve o tasla, biraz bu, önce gösterdiğim hocanın Evet, Lutvan Belçikalı koleksiyoncu Hı. ona kültürümüzden böyle yansıyan böyle bir ekspres yapmıştım. Çok ilgisini çekti. Evet, bunu değil siz mi? ona yaptınız Evet, ona ha? Evet. Sizin evet. yaptığınız. Evet. Ekspresi öğrendiğim kişidir bu arada Lutvan Dembrie. Ha öyle mi? Bin, ha. 1983 yılında bir yarışmaya katılmıştım. 84 yılında mektupla Yazışaraktan hmm. yazışaraktan öğrendim. Ben de bilmiyordum. Setten Şimdi işte onu öğrendim. diyeceğim. Sizin merakınız nereden? İşte e, bir e, gazetede küçük bir duyuru görmüştüm. E, Belçika e, e, Senniklasi Eksibis Müsesi Eksibis yarışması düzenliyor diye. E, küçük boyutlu çalışmalarınızı gönderebilirsiniz dediler. Diyordu ben bir ağaç baskı yaptım. Semazen üstüne Eksibis bile yazmadım. Bilmiyordum çünkü Eksibis olacağını. Her seferinde Eksibis yazılacak. Olması gerekiyor. Ha. E, İngilizcede İngilizler ve Amerikalılar book pleatı kullanırlar hı hı. ama bütün dünya eksibisi kullanır. Hı hı. Biz de başlangıçta X ile eksibisi yazmıştık. Hı hı. Ama artık e, X dönüşüyor pek çok kelimede fax'ta, Excellence'da, extra'da olduğu gibi e, konuştuğumuz gibi yazalım hı hı. dedik son 10 yıldır falan eksibisi aynen konuştuğumuz hı hı. gibi yazıyoruz ve toplum da daha rahat telaffuz edebiliyor. Zaten Library, e, libris, library Hı. kökenli bir sözcük. Evet, nın kitap. kitaplığından evet. demek, nın kütüphanesinden demek. Evet. Oraya evet. mutlaka isminizin yazılması gerekiyor. Mutlaka yazılması Hı. gerekiyor çünkü nın kitaplığından diyebilmemiz için işte aslında Öymen'in kitaplığından hı hı. dememiz bu için. Illaki, e, bu illaki modern çalışmam. çizimler de olabiliyor değil mi? İstediğiniz i̇llaki, türde. istediğiniz şey türde. Var, bu evet. bir dijital çalışma. Bu bir Japon sanatçının ağaç baskı çalışması. Eva Maria'ya yaptığı çok usta bir sanatçı onu da yapan. Bu boyutlarının Bu bir öğrencimin çalışması. Ödül aldı şeyde. İrem Çamlıcan'ın. Mertekin Köse'nin. Köseye yapılmış, yapılmış bir eksibisi. Evet. Bu da dünyanın en ünlü sanatçılarından Julian Jordanov'un bir çalışması ki hı hı. bizim ilk yaptığımız 83'teki, 93'teki yarışmada ödül aldı. Bu da Rusların usta hı hı. sanatçılarından biri. Eksibris kitapla koşup gelişen bir sanat dalı. Kitap okuyan fazla olursa, kütüphane sahibi fazla olursa eksibris talep eder. Hmm. O nedenle baktığımız zaman dünyaya kitaba ilgi duyan ülkelerde eksibiste gelişmiş. Rusya, hmm. Avrupa ülkeleri, Bulgaristan, e, Çin çok gelişmiş durumda. O kütüphaneden o kitap gidince ödünç alınır ama geri gelsin diye yapılan, yapılan bir, şey bir şey sonuçta. Hoş diyeceksiniz ki engeller mi sadece hatırlatır. Ha, evet. Şahsen ben çalacak olsam eksibistin çalar mı? Ama bu bir hatırlatma sadece. Şimdi kitap için çalma terimi kullanılır mı sizce? Ee, çalma değil de unutturma belki de evet, gibi kullanılır. Çünkü hani kita, yani kendini e, affettiriyor sanki bir taraftan da değil, değil mi? Değil mi? Değil evet, mi? Değil mi? Ee, onun için sanki hırsızlıkla e, eş anlamlı e, kullanmamak gerekiyor gibi geliyor bana. Bence de. Affetmek gerekiyor tabii. Bence de bence, de. bence de. Bence de. Sadece evet, bir bir hatırlatma, bir hatırlatma, evet. bir uyarı. Ama tabii eksi bir sahibini de bir yüceltme e, yapıyor. Bu arada eksibrisin işlevi sadece bu değil. Biz de bir değiş dokuş objesi aynı zamanda. Koleksiyonculuk çok yaygın dünyada. biz binlerce biz koleksiyonu olan ilk kişiler Boyutu var. Boyutu değişiyor Küçük hep... olmak durumunda. Hı. Kitap için yapıldığından hı biz boyutu 13 santimi geçmemesi gerekir. Hmm. İşte Elinizdeki kitap hı hı. büyük bir kitap değil. Dolayısıyla biz boyutu da kitaba yapıştırılacağından büyük mutlaka bir kitap olsa da küçük olacak. Küçük olması hı hı. tercih edilir. Yarışmalarda hı hı. hep koşuldur. Hı hı. 13 santimi geçmesin hı hı. uyarısı yapılır. Böyle bir geleneği vardır eksiblisin. Koleksiyonculuğu çok yaygındır. Üçüncü bir işlevi de duvarınıza asabilirsiniz hı. çerçeveleyip. Hı hı. Bu da eski bir kitap. Ben de sahaflardan evet. aldım bir evet. kitap ee, ona eksibisi yapıştırıp örnek olarak da bu tür sunumlarda Şimdi gösteriyorum. Şimdi siz bunu bu Ex Libris'i yaymak da istiyorsunuz. Kesinlikle. Neler yapıyorsunuz? Bir kere dernek kurdunuz Çok değil teşekkür mi? ederim. Bunu <laughs> sorduğunuz için çok önemliydi bu. Ee, 1997 yılında Ankara'da 10 kişiyle derneğini kurdum. Ben Ankara Hacettepe'de çalıştığım yıllarda ama bugün e, derneğimiz ben buraya gelince adını İstanbul Eksibis Derneği olarak değiştirdi ve e, 160'ın üzerinde üyemiz var. Aktif olarak eksibis yapan sanatçılarımız var e, ve e, uluslararası düzeyde tanınırlığımız var. Yani e, yıllarca böyle bir sanatın varlığından haberdara olmamış Türkiye. Ha Türkiye eksibis nasıl öğrenmiş? Dışarıdan alınan kitapların içinde gelen eksibistleri görerek Tabii. ya da yabancı uyruklu bu kültüre sahip kişiler Türkiye'ye geldiğinde ya da Türkiye'de hocalık yaptığında, yaşadığında onların kanalıyla eksibisi hı hı. öğrenmişiz. Ama 83'te öğrendikten sonra ben alanım olması itibariyle baskı resim ve grafik tasarım bu işe yöneldim. E, 97'de derneğini kurduk. E, 2000'li yıllardan bu yana artık sanat eğitimi verilen kurumlarda eksibis öğretilir oldu. Dört uluslararası yarışma organize ettik. Bu çok önemli bir şey. Çünkü e, dünyaya da sesimizi duyurma fırsatımız oluyor ve de bu dört uluslararası yarışmaya gelen eksimistlerden oluşmuş bir koleksiyonumuz var. E bu koleksiyonumuzla da artık Nerede sergileniyor bunlar. Bu yarışma olduğu hı hı. genelde üç yarışmayı Üniversitelerde yaptım. Hı -hı. İki tanesini Hacettepe Üniversitesi ile, bir tanesini Işık Üniversitesi ile yaptım. Burada Sonuncu tekniği şu anda. Değil evet, bir evet. Onu da, bir da arkadaşlar iyi bulmuşlar evet. filmini, videosunu. Hı -hı. Ee, i̇şte preslerde Hı -hı. değişik tekniklerle basıyoruz. Ee, güzel olan haberi size sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, geçen yıl 4. Uluslararası Eksibis yarışmamızı ...bize destek veren... E, ...Selçuk Ezra Deposu... ...la e, beraber yaptık... ...ve bir kopyası... ...şu anda orada sergilenmekte... E, ...hala sergisi devam ediyor... ...bir yıl olmasına rağmen... ...ve sevindirici bir olay... ...Türkiye kalıcı olarak artık bir... ...ekstimlis müzesine sahip olacak... Öyle mi? ...Selçuk Ezra Deposu... E, ...bize bir mekan veriyor... E, ...buradan... E, ...Sonay Gürgen'e mü müteşekkirim... ...teşekkürlerimi iletiyorum... Bunun yaşaması ancak böyle olur. Eksibris müzesi bir okul olacak. Yani e, öğrenciler gelip inceleme yapabilecek, araştırmacılar gelecek, araştırma yapacak. Sevindirici bir şey. Bakın ben e, 40'lı yıllarımda öğrendim Eksibris'i. Bugün... Okullardan çağrıldığında koşa koşa gidiyorum. Niye? Yeni nesil bu sanatı tanısın, öğrensin. Peki bu e, sanata meraklı kaç kişi var? E, Sayısını Türkiye'de? söyleyemem. Bu kadar çok ki artık. Türkiye'de. Gerçekten başlangıçta umutsuzdum. Türkiye'de bu iş Yapan nasıl yaygın oluyor da? isteyen oluyor mu? İsteyen sayısı az işte. Demin söyledim ya. Tek eksiğimiz koleksiyonculuğu yaygın değil. Hı hı. E, sipariş verenler var, merak edenler, küçük koleksiyon kitap koleksiyonu olanlar kitap, e, eksibis siparişi veriyorlar ama bir Almanya'daki kadar bir e, Bulgaristan'daki ya da Rusya'daki kadar çok yaygın değil. Ama o günleri de göreceğiz. Beni mutlu eden şey e, bir müzenin oluşuyor olması e, ve kalıcı olması artık. Çünkü dünyada 10 tane eksibis müzesi var. 10 eksibis müzesinde 10.sü Türkiye'de olacak. Çok güzel. Ee, Nerede olacak bu müze? Bu e, Altunizade'de eee hmm. Selçuk Deposu'nun hmm. bir mekanında hmm. terasını bize tahsis ettiler. Yakında haberini duyacaksınız. İyi de güzel, çok Hazırlıklarımızı güzel. sürdürüyoruz. Çok evet. Bu koleksiyonumuz orada sergilenecek. Güzel olan e, yüksek lisans tezleri yapıldı eksibist konusunda. Belki hmm. 15'in üstünde Öyle tez yapıldı. Mi? Daha yeni dün bir arkadaşım tezinin PDF'ini gönderdi. Hocam bir inceler misiniz diye Giresun'da e, master yapmak olan. Yüz, yani hangi tarafını ele alıyorlar mesela? Pek çok konu Yani eksibistte tipografi konu alan, de kadın konusuna işleyen, eksibis ve iletişim konusunu işleyen farklı konularda Araştırma yapıyor mesela bu giresun'daki arkadaşım yurduşen Belçikalı Belçikalı bir sanatçı konu aldı eksi biz usta bir sanatçı hmm. Martin hmm. Bayensi onunla ilgili çok güzel bir tez hazırlamış bunlar Peki, bizi onun ustalığı nerede oluyor çünkü sonuçta hani baktığımızda bir gravür ya da resim bir çoğaltılmış i̇şte resim ustalığı, diğer sanatçıların ustalığı Farklı nerede Farkı ne bir var? resim yapmakla eksi özgün Özgün e, yaptıkların özgün olması ...estetik değer taşıyor olması... ...teknik yetkinliğe sahip olması... ...dünyada tanınıyor olması... ...onu usta yapan yani onu o. Onu e ex libris yapan... E, ...bunu herhangi bir sanat eseri... ...için de söyleyebiliriz. Tabii ki hepsi Aha. Için, geçerli. Evet. için geçerli. Ben dedim Ama ya, onu farklı kılan... ...sadece üstünde ex libris yazması mıdır? Değil. Nedir? Estetik değerler taşıyan, küçük boyutlu olmasına rağmen... ...iyi bir kompozisyon olması... ...iyi bir konusu olması... Ve tabii ki onu çoğaltma tekniğiyle de doğru çoğaltmış olması. Hı hı. Yani baskı resim yapacaksınız, e, kaymış e, ba, renkleri kaymış bir baskı resim teknik olarak yetkin değil demektir. Hı hı. Ustalık sayısız eksibis yapıp belli bir dil Peki siparişi almadan eee ekslibris e, yapıldığında oraya bir isim yazılmamış oluyor Tabii değil mi? Abi evet. arkadaşıma yapıyorum evet. ben. Niye ya? Hayır. yazacağım? Yok, ekslibris olabilmesi için isim yazılması İsim gerekiyor. yazılması gerekiyor. Hemen gerekiyor. şunu parantez içinde belirteyim. Ekslibris yaşayan bir kişiye ya da bir kuruma yapılır. Hı. Hmm. Yaşayan bir kişi kullanabilir çünkü ölmüş bir kişinin adına Doğru. eksibis yapamazsınız. Kurum da kitaplığındaki kitaplara yapıştırmak için yapabilir. Hı hı. Yapılabilir. Hı hı. Evet. Yani iki koleksiyoncular iki, kendi adına yaptırabilir. Kendi adına Tabii, yaptırıyorlar. Tabii. Yaptırıyor ha? ve güzel olan nedir koleksiyoncuların kendi adına eksibis yaptırıyor. Diyelim ki 50 kopya çoğalttırıyor sanatçıya. O 50 kopyanın kopyanın bir kısmını yapıştırıyorsa kitabına bir kısmını değiş dokuş yapıyor. Hmm. Size gönderiyor. Siz hmm. de ona gönderiyorsunuz. Bu arada tabii ki o ülkenin sanatından bir haberdar oluyorsunuz. Böyle bir kültürel alışveriş Hı -hı. Tabii, fırsatı e, biraz önce Japonlardan veya tabii, Uzak Doğu'dan e, tam tabii. onu ayırt edemedim ama birçok kültürün yansıması da oluyor, oluyor tabii. Evet. Tabii. Çok güzel. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, ee, çok e, yeni bir e, ufuk açıldı. bir Gerçekten çok bilinen bir şeydi. Ben teşekkür ediyorum. Ee, ben buradan ee, tekrar göstereceğim bu, zaten. Bu paylaşıldıkça çoğalacak, yaygınlaşacak bir sanat dalı, tasarım dalı. Artık okullarımızın çoğunda ben her öğrencime eksi bir şey öğretmişimdir. Hı hı. Yıllardır hocalık yapıyorum. Onların pek çoğu hoca oldu. Üniversitelerde şu anda idareci olanlar, hocalık yapanlar var. Onlar e, öğretmeye başladılar. Artık sanatçılarımız, öğrencilerimiz ödüller alıyor. Bu çok sevindirici. Hı hı. Bugün 5 tane üniversitede ders olarak okutuluyor. Eksi biz tasarımı. Hı. Ben Üsküdar Üniversitesi'ne yeni atandım. Orada e, bu dersi seçmeli ders olarak da önerdim. E, i̇nşallah önümüzdeki yıl öğrenciler yani de güzel, öğrencilerle güzel. seçerse Peki, bunu bu, öğreteceğim. Bunu son olarak bunu soruyorum. E, bu nedir? Bu evet. Polonya'nın sanatçı arkadaşımın e, Lutsak'ın e, benim adıma yaptığı bir figür. Hı hı. E, ben halk oyunları çok seven biriyim. Hatta bir deliliğimi burada parantez içinde anlatayım izin verirseniz. <laughs> 2010 ya. yılında İstanbul'da Eksibüs Kongresi yaptık. İki yılda bir kongreler yapılır, değiş dokuş yapılır. 2008'de kongre Çin'deydi, Pekin'deydi. Ben bu kongreyi e, ee, eksi biz kongresine giderken zeybek kıyafet alıp gittim. Neden yaptım bunu? 2010'a insanları davet edebilmek için kafalarında bir bir imaj yaratmak istedim. Ee, tavas zeybeğinde biraz öğrendim ve final yemeğinde zeybek kıyafetiyle sahnede tavas zeybeği oynadım. Sonra da elimde 5 dilde e, 2010'da hepinizi İstanbul'a bekliyorum. Rusça dahil 5 dilde insanlara duyuru yaptım. Tabii ki onlar için çok ilginç geldi. Türkiye'ye geldiklerinde de ilk sordukları Hasip tekrar Zeybek oynayacak mısın? O reklam <laughs> dedim. O bir Ona istinaden o figürü, o figürü yapmış olabilir. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Hasip Pektaş. Bizimle bu değerli bilgileri paylaştınız. Ben buradan teşekkür ederim. Son olarak da e, kitabı Ex Libris kitabını da buradan gösteriyorum. Merak edenler bulabilir e, kitapçılarda. Ex Libris konusunu etraflıca anlatıyor.